أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما. Geçen hafta Nisa suresinin 86. ayeti üzerinde biraz konuştuk. Şöyle söylemiştim. Ayeti önce konunun akışı içerisinde bir anlamlandıralım. Sonra bir de hem konunun akışına uygun, hem Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde, hem Resulullah Efendimiz'in konuyla ilgili sözlerinden, sünnetinden hareketle bir değerlendirelim. 86. ayet çok geniş kapsamlı işlenebilecek, çok geniş kapsamlı işlenmesi gereken ayetlerden bir tanesidir. Bir daha ifade etmeye çalışayım. 86. ayet Kur'an-ı Kerim'deki özellikli ayetlerden bir tanesidir. Yani üzerinde uzun durulması gereken ve uzun durulabilmesi için yeteri kadar malzeme, bilgi kaynağı olan ayetlerden bir tanesidir. Savaşla ilgili bir bölüm okuyoruz. Müslümanların savaş hukukunu anlatan, savaş mantığını anlatan, savaşla ilgili efendim uyarıları içeren bir bölüm okuyoruz. O akış içerisinde Allah Teala 86. ayette dedi ki Müslümanlara: "وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ" Bir selamla selamlandığınız zaman, bir selamla selamlandığınız zaman, "فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا" Siz o selama ondan daha güzeliyle karşılık verin. Evrudduha, hiç değilse onun aynısıyla karşılık verin. İnnallâhe kâne alâ külle şeyin hasîba. Kuşkusuz Allah her şeyi hesap eden, her şeyin hesabını tutan, her şeyin hesabını soracak olandır. Üç türlü de, yani üçünü de toplayacak bir anlam verelim. Allah Teala her şeyin hesabını tutan, her şeyin hesabını soracak olan, her şeyi hesaplayandır. Şimdi savaşın akışıyla ilgili olarak bu ayet geldiğinde şunu ifade ediyor özellikle, demiştik geçen hafta. Eğer karşımızdaki insanlar, yani bizden olmayan insanlar bize barış teklif ederlerse, bu herhangi bir anlaşma da olabilir. Yani illa devletler arası silahlı savaşla ilgili de olmak zorunda değil. Herhangi bir kavga varsa kişiler arasında, efendim gruplar arasında, ne olsun, şirketler arasında, kurumlar arasında veya devletler arasında, biz Müslümanlar problemin çözümünde kavgayı öncelikli olarak tercih eden değiliz. Sadece şunun bilinmesini istiyoruz: savaş gerekirse savaşırız. Kavga gerekiyorsa varız. Kavga gerekiyorsa varız. Bir mücadele gerekiyorsa bu mücadeleden kaçan taraf biz olmayacağız. Ama tercihimiz bu değildir. Hem kişiler arası ilişkilerde, hem gruplar arasındaki ilişkilerde, hem kurumlar arasındaki ilişkilerde, hem de devlet arası ilişkilerde, eğer barış mümkünse barışı tercih ederiz. Anlaşmak mümkünse anlaşmayı tercih ederiz. Hatta siz bize bir adım atarsanız biz size birkaç adım atarız. Siz bize elinizin ucuyla dokunmaya kalkarsanız biz size elimizin tamamıyla dokunup musafaha etmeye kalkarız. Biz sizin yapacağınız küçük bir iyilik hamlesine sizden çok daha fazla iyilikle mukabele ederiz. Birisi bize bir erdemlilik gösterirse biz çok daha büyük erdemlilik gösteririz. Birisi bizim bir hatamızı affetmeye kalkarsa biz onların birçok hatasını affederek karşılık veririz. Yani biz iyilik yarışında Müslümanlar, biz Müslümanlar iyilik yarışında erdemli olmakta, ahlaklı olmakta iyi olanız, üstte olanız, öncelikli olanız. Bu bizim hakkımız, bizim vazifemiz aslında. Bunu gösteririz. Ama kavgadan kaçtığımız anlamına gelmiyor bu. Eğer bir barış teklifi gelirse buna uyarız dedik. Arkasından bir de şöyle yorum anlatmaya çalışan burada: وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ Tahiyye kelimesi var, tahiyye. Araplar İslam'dan önce bu kelimeyle ve buna benzer kelimelerle selamlaşıyorlarmış. Türkçe'ye şöyle çevirebilirim: uzun ömür dilekleri, sağlıklı ömür dilekleri, ama özellikle uzun yaşama üzerine kurulu
direklerle selamlaşıyorlarmış. Allah uzun ömürler versin. Hani biz çok kullanıyoruz ya. Benzeri şeyler. Yani. Ömrün uzun olsun. Ömrün uzun olsun. Hapşırıyorlar şimdi insanlar. Hapşırınca elhamdülillah demeyebiliyorlar. Yani demeyen çıkıyor mu bilmiyorum. Der herhalde Müslümanların olduğu bir toplumda olduğumuza göre. Hapşırınca elhamdülillah diyorlardır. Biz duymuyoruz. Muhtemelen içlerinden söylüyorlardır. Yanlış. Dıştan söylemek gerekiyor. Etrafımızda birileri varsa. Onu duyan Müslümanlar mesela son zamanlarda şöyle söylüyorlar. Çok yaşa. O da karşılık veriyor. Sen de gör. Yani Elmalı Hamdi Yazır'ın ifadesiyle söyleyeyim. Sanki diyor bu işte bir gaflet var. Nedir gaflet? Uzun yaşamanın kendisi sanki bir nimetmiş gibi algılıyorlar. Bu bir gaflettir. Bu yanılmadır. Yani uzun yaşamanın sürünmesi de var. Uzun yaşamanın sağlıksız olanı da var. Uzun yaşamanın imansız olanı da var. Uzun yaşamanın düşmanlıklarla geçirilen gergin bir dönem olması ihtimali de var. Sadece uzun yaşamak başta başta bir nimet değildir. Resulullah Efendimiz'e başvurursak, Resulullah Efendimiz'in ifadesiyle söyleyelim. Müminin iyi olanı ömrü uzun, ameli güzel olandır yani. Ameli güzel olmak kaydı şartıyla. Çok yaşa, sen de gör. Ondan sonra sistem. Bu kadar mı? Yani. Neyse yani karşılıklı iyi dileklerle devam ediyoruz. Ben uzun yaşayayım, sen de uzun yaşa. Hep beraber uzun yaşayalım. Buna benzer şeyler söylüyorlarmış. Günaydın diyorlarmış. Tünaydın diyorlarmış. Geceniz aydın olsun, sabahınız hayır olsun gibi şeyler söylüyorlarmış. Çoğaltabilirsiniz. Bu tip selamlarla selamlaşıyorlarmış. İslam geldikten sonra Resulullah Efendimizin diliyle ve ayetlerin diliyle bu selamlaşmadaki kelime değiştirilmiş. Şimdi bugün üzerinde uzun uzun durmaya çalışacağım. 86. ayetin bir kelime değişikliği değildir bu iş. Kelimeler kavramların ifade edilmesidir. İlkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki Türkçe derslerinizden hatırlayın. Kelimeler zihindeki kavramların ifade edilmesidir. Eğer zihninizde bir kavram yoksa dilinizde de onunla ilgili bir kelime yoktur. Bir daha ifade edeyim. Zihninizde olmayan kavramın dilinizde bir kelime olarak karşılığı olmaz. Bunun için de öncelikle zihninizde bir kavram yani bir düşünce, bir bilgi, bir bakış açısı olması gerekiyor. Zihninizde bir bakış açısı, bir anlayış oluşmadıktan sonra ona kelime aramazsınız. Bir kelime değişikliği yapmışsa İslam dini ve bunu çok önemsemişse, yani siz daha iyi anlayın lütfen, ben tam iyi anlatamayabilirim ama önemli bir mevzudur bu. İslam bir konuda bir kelime değişikliği yapmışsa, bu kelime değişikliğini önemsiyorsa, ısrarla o kelimeyi kullanın diyorsa, bu bir kelime değişikliği değildir. Bu bir zihniyet devrimidir. Bu bir bakış açısı değişikliğidir. Bu bir anlayış değişikliğidir. İslam bu tahiyye yani uzun ömürlü olasın, uzun ömür dileğinin yerine selam kelimesini getirdi. Biz Hazreti Peygamber'den ve ayetlerden öğrendiğimiz şekliyle artık Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm, yani Türk olduğumuzdan dolayı böyle yapıyoruz. Normalde Arap'ın dili buna yatkındır. O gramer kurallarını da uygun olarak söyler. Esselamu Aleyküm falan diye. Bizimki gramerle ilgilenmediğimizden dolayı bizimki bir zihniyettir, bir kelimedir. Selamun Aleyküm deriz. O kadar önemli bir kelimeyle karşı karşıyayız ki selam kelimesinde. Bu Nisa suresinin 86. ayetinden başlamak üzere Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar tam 36 defa tekrarlanacaktır. Tam 36 defa değişik değişik durumlarda karşımıza çıkacaktır. Mesela birkaç tanesini söyleyeyim. Hepsini okumayacağım yani. Birkaç tanesini söyleyeyim mesela. Atlayarak söyleyeceğim. Mesela cennete gireceğiz inşallah. Cennete girdiğimizde ilk duyacağımız söz selam olacak. Cennete gireceğiz. Cennete girdiğimizde söyleyeceğimiz söz selam olacak. Efendim, Allah'ın peygamberlerine hitabı onlara selam olsun olacak. İsa aleyhisselam kendisinden bahsederken doğduğum günde, öleceğim günde ve yeniden diriltileceğim günde selam benim üzerimedir diye kendisini selam üzerinden ifade edecek.
Allah'ın Resulüne Allah Teala diyecek ki sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek, gözeterek senin yanına gelen o iyi kullar, yanına geldiklerinde onlara de ki selamun aleyküm. Peygamber'e Allah Teala Resul Efendimiz'e emrediyor. O halis has müminler, art niyetsiz, senden bir şey öğrenmek, bir şey dinlemek, senden faydalanmak, Allah rızası için faydalanmak amacıyla senin yanına geldiklerinde sen onlara şöyle söylemelisin. Selamun aleyküm, tuttun. Selamun aleyküm, size selam olsun. Ne güzel bir davranış yaptınız buraya gelmekle. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Sizin bu davranışınızdan dolayı Allah size merhamet etmeyi kendi üzerine bir görev olarak yazdı. Allah müminlere der ki sallu aleyhi, peygambere karşı vazifemizi anlatırken peygambere salat ve sellimu aleyhi ve sellimu teslima, ve sonra peygambere selam etmemizi, selam vermemizi ister. Bu peygamber aleyhisselama dönüp selamun aleyküm ile ilgili bir şey değildir çünkü vefat etmiştir. Manevi şahsiyetine selam veriyoruz falan demeye de gerek yok. Aslında çok geniş kapsamlı bir şeydir, ilginç bir şeydir. Namaz kılarken Allahu Ekber diye başladığımız namazdan Esselamu Aleyküm diye çıkarız. İbadetimizin nihayetine erişi, maksadın hasıl oluşu, bir daha söyleyeyim. İbadetimizin nihayete erişi, ibadet etmekteki maksadın, yani cennete girme maksadıdır bu. Maksadın hasıl olması Selamun Aleyküm'dür. Nereden çıkarttık? Çünkü İslam dinini, seleme fi harflerine oluşan dinin adı İslam, dinde olanın adı Müslüman, Müslümanların inançlarının, ahlaklarının ve hukuklarının hakim olduğu toplumun adı Darul İslam, cennetin adı Darus Selam'dır. Darul İslam'ı kurarsanız Darus Selam'a gidersiniz diyor Allah Teala. Üstüne söz söylenecek bir durumda değiliz ya. Eğer Darul İslam'ı kurabilirseniz, Müslümanların inançlarının, ahlaklarının ve hukuklarının egemen olduğu bir dünya kurarsanız, Allah bunun karşılığında size ahirette Darus Selam'dır. Allah size Darus Selam'a davet ediyordur. Vallahu yed'u ila Darus Selam. Allah sizi Darus Selam'a davet ediyor. Darus Selam'a davet ediyor. Tamam Allah'ım geliyorum. Ne yapayım? Darul İslam'da ol, Darul İslam'a gel diyor Allah. Darul İslam nedir? Siyasileştirmeye bence hiç gerek yok. Darul İslam evlerimizdir. Darul İslam evlerimizdir. Evlerimiz Darul İslam olamadığında toplumumuzun Darul İslam olacağını beklemek sadece bir fantaziden başka bir şey değildir. Evlerimiz Darul İslam olur. Arkadaş topluluklarımız, mekanlarımız, kurumlarımız, kuruluşlarımız Darul İslam olur. Yani orada İslam'ın inancını, İslam'ın ahlakını görürüz. İslam'ın hukukunu görürüz. İslam'ın hukuku deyince bazı insanların aklına ilginç bir şekilde sadece ceza hukukunun gelmesi sizce de çok ciddi bir algı operasyonu değil mi? Arkadaşlar önemseyin bu mevzuyu. İslam hukukunun hakim olması deyince, yani bir takım Müslümanların da ilginç gayretleriyle akla sadece ceza hukukun gelmesi çok garip bir durumdur yani. Hırsızın elinin kesilmesi, zina edenin öldürülmesi, cinayetçinin efendim öldürülmesi gibi ceza hukukunun gelmesi çok ilginçtir yani. Halbuki bizim ticaret hukukumuz vardır, aile hukukumuz vardır, akraba hukukumuz vardır, yeme hukukumuz vardır ve kimse sizi bundan dolayı zorlamaz yani. Bir devlet olmaya bile ihtiyaç duymadan uygulayabileceğimiz dünya kadar hukukumuz vardır. Öyle bir devlet olmaya falan çok gerek duymadan uygulayabileceğimiz. Eve girerken selam vermemizi emreder Resulullah Aleyhisselam bize. Allah Teala kitabında söyler. Evlere sahibinden izin almadan ve selam vermeden girmeyin der. Bu kadar ayete konu olmuştur. Bir arkadaşımızın evine gireceğiz. İzinsiz girmeyeceğiz. İzin aldık diye paldır küldür de dalmayacağız. Selam söyleyeceğiz. Selamun aleyküm diyeceğiz. Neden? Selam nedir ki bu kadar üzerinde ısrarla duruluyor? Selam karşıdakine kendinle ilgili ve onunla ilgili bir mesaj vermektir. Net. Çok uzatmaya gerek yok. Selam
kendinle ilgili ve karşısındakine ilgili bir mesaj vermektir. Kendinle ilgili mesaj şu: ben güvenilir birisiyim. Ben işi iyi yaparım. Ben iyi misafirim, merak etme, mahremiyetine göz dikmem. Evine giriyorum, rahat ol benden yana. Ben senin evindeki mahremiyete göz dikmem. Mahremiyet sadece evin hanımı, kadını, kızıyla ilgili değildir biliyorsunuz. Ne kadar basite indirilmiş bakış açılarıdır. Yani kapalı çekmeceni açmam, merak etme. Kapalı çekmeceni açmam, merak etme. Kanepenin üzerindeki örtüyü kaldırıp altında ne var diye bakmam, merak etme, rahat ol. Sen bana banyonun kapısını açma diyesen ben gidip kontrol etmem, merak etme yani. Benden yana güvendesin. El Müslümü men selim el Müslümüne min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların dilinden, elinden salim oldukları kişidir. Güven, bakın güvende olduk diye çeviriyoruz. Kesinlikle iyi bir çeviri değil. Çünkü güven kelimesinin Arapça karşılığı imandır. Elif, mim, nun harfleri. Güven odur. Emniyet, emin, emanet hatırlayın. Seleme fiili işlerin düzgün gitmesi demektir. Mesela yani Arapça bilen arkadaşlar, salim fiil nedir? Bütün harfleri düzgün olan fiildir. İçinde illetli harf olmayan fiildir. Salim fiil. Düzgün kelimedir yani. Çok kolay çekilir yani. En basitinden ondan öğrenerek başlar zaten Arapça öğrenmeye başlayan kişi. Çünkü kolaydır. Bir adamın vücudunun salim olması ne demektir? Bütün organlarının vazifelerini düzgün yapıyor olmaları demektir. Ortamın salim olması ne demektir? Evet yani. Buradan yola çıkarak düşüncenizi geliştirin. O halde istenen şey herkesin Allah'ın razı olduğu şekilde davranacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu sistemde de Allah Teala diyor ki bak, düşmanlık ortaya ilan etmediğin bir savaşın, ilan etmediğin bir savaşın tarafı olmayacaksın. Tek başına bunun için uzun uzun konuşmamız gerekiyor. İlan etmediğin bir savaşın tarafı olmayacaksın. Kendi içinde gelin güvey olup düşmanlık ilan ettim, karşı tarafa çaktırmadan zarar vereceğim, öyle bir şey yok. Benimle iş yapıyorsan merak etme, işini vaktinde yapacağım. Arkandan vurmayacağım. Bir şey söylenmesi gerekiyorsa söyleyeceğim, merak etme. Söylemiyorsam eğer, kaçak güreşmeyeceğim, arkadan vurmayacağım, arkadan hançerlemeyeceğim. Her şey düzgün gidiyor yani. Benim dostluğum düzgün yürür, düşmanlığım dostluğum düzgün yürür. Babalığımı düzgün yaparım, kocalığımı düzgün yaparım, hanımlığımı düzgün yaparım, oğulluğumu düzgün yaparım demektir yani. Selamun aleyküm anne. Bak, bana uygun ben olması gereken evlat gibi davranırım. Kendimle ilgili bir mesaj veriyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben derse gelmeden önce çalışırım. Bu kadar insanın hakkını, üzerimde vebalini hak etmeden taşımam yani. Merak etmeyin. Çalışırım ben yani. Şimdi karşı taraf bana selam verir. Aleyküm selam. Hocam merak etme. Buraya kadar geldiysek dinleriz de yani. Buraya kadar gelip burada efendim cep telefonu oynayacak halimiz yok ya. Her şey düzgün gider. Her ilişki düzgün yürür. Karşı taraftakine mesaj veririz. Mesaj veririz bak. Benden yana böyle bir şeyi bil bak. Ben böyle birisiyim. İlişkimizi böyle kurmak istiyorum. Biz dünyada böyle bir ilişki kurmak istiyoruz. Ve sen bozmadıkça, bir daha söyleyeyim mi? Sen bozmadıkça biz bozmayız. Ama bozarsan bak varız ha. Yani öyle kaçmayız da. Yani çok ilginç gelmiyor mesela. Resulullah Efendimiz diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canımı elinde tutan Allah'a and olsun ki لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman edinceye kadar cennete giremeyeceksiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا Birbirinizi sevmedikçe de iman etmeyeceksiniz. İman etmiş olmayacaksınız. اَوَلَا عَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ Size yaptığınız zaman birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir yol öğreteyim mi? Evet ya Resulullah, evet. اَفْشُسْ سَلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda selamı yayın. Şu mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha, çok sevdik birbirimizi. Bu kadar kolay değil, hepimiz biliyoruz yani. Çünkü herkes selam veriyor.
Kimi selam verişler vardır, tehdit haline bile gelmiştir yani. Adam haraç kesmek için adamlarını gönderir, tamam mı? Abinin selamı var. Abinin selamı falan yok. Selam kelimesine taban tabana zıttır. Abinin selamı var. Ne? Haracımızı istiyoruz. Anne çocuğuna söyler. Babanın selamı var. Sana gününü gösterecek yani. Bu selam değildir. Selam kelimesinin tabiatına zıttır. Selam kelimesinin tabiatına zıttır ve biz böyle kullanırız. Peki Resulullah Aleyhisselam bize ne öğretiyor? Selam aranıza yayın. Yani ne? Düzgün dost olun. Düzgün dost olun. Düzgün arkadaş olun. Düzgün eş olun. Düzgün ebeveyn olun. Düzgün evlat olun. Düzgün müşteri, düzgün alıcı olun. Sevgi doğar. Sevgi doğar yani. Sevgi doğmaması için bir sebep yoktur ki yani. İşini düzgün yapan öğretmen, işini düzgün yapan öğrenci olun. Bak bakalım sınıfta muhabbet oluyor mu olmuyor mu? İşini düzgün yapan koca ve işini düzgün yapan hanım olun. Bakın bakalım evde muhabbet doğuyor mu, doğmuyor mu ya? Ama yıkıldıkça yıkmaya, yıkıldıkça yıkmaya, hasar gördükçe hasar vermeye odaklı bir zihniyet dünyasına dönüştük. Sen kötüysen ben de kötüyüm. Sonuç hepimiz kötüyüz. Hadi sevgi hasıl olsun. Hasıl olur tabii canım. Şiir okursunuz sadece sevgiyle ilgili ya. Resulullah Aleyhisselam'ı sevmek, Resulullah Aleyhisselam'la ilgili şiir okumak mıydı yani? Geçen derslerimizde ifade etmeye çalıştık. Yani. Peygamber Efendimiz yanında yetiştirdiği delikanlıya Enes bin Malik'e ne diyordu? İşte bak oğulcum, bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi yapan beni sevmiş olur. Çok güzel ya, müthiş bir uyarı yani. Benim sünnetimi yapan beni sevmiş olur. Beni seven de cennette benimle beraber olur. Yani her şey işin düzgün yapmakla ilgili. Allah Teala bize selam üzerinden koskoca bir ders veriyor. Yani dersin tamamını bunu ayırmak istemediğim için sadece bir bakmanızı tavsiye ederim. Dünya kadar hadis var bu konuda ilgili, birçok hadis var. 36 ayette Allah peygamberlere selam ediyor, Müslümanlara selam ediyor, melekler Müslümanlara selam ediyor, Müslümanlar peygambere selam ediyorlar, Allah Müslümanlara selam ediyor, Müslümanlar birbirine selam veriyor ve gavura da selam veriyoruz. Ve gavura da selam veriyoruz yani. Müslüman olma şartı falan gözetmiyor çünkü Resulullah Efendimiz de bizzat uygulamasında gavura selam veriyor. Merak etme diyor bak. Aramızda anlaşma olduğu varsa ben anlaşmayı bozmam diyor. Çok güzel. Aramızda anlaşma varsa ben anlaşmayı bozmam. Selamünaleyküm. Kendisiyle ilgili bir güven. Mesela şu ayet bana çok ilginç geldi çalışırken. Size söyleyeyim. Hazreti İbrahim'i anlatıyor. Hazreti İbrahim'in yanına melekler giriyorlar. Tabi görünüşte hemen melekler değiller. Hazreti İbrahim hemen bir sofra hazırlıyor. Yesinler diye. Halil İbrahim sofrası meşhurdur ya. Bakıyor ki elleri gitmiyor sofraya. Sofraya elleri gitmiyor ama yani sofraya ellerinin gitmemesi o kültürde iyi alamet değil. Onun tedirginliğini görünce diyorlar ki yanına girdiklerinde selam demişlerdi. Bak selam dediler ama selamünaleyküm diyerek girdiler ama yemeğini yemiyorlar. Hazreti İbrahim dedi ki İnna minkum vecilûne. Biz sizden ürktük. Sözünüzle işiniz tutmadı. Sözünüzle işiniz tutmadı. Selamun aleyküm. Düşmanlık için gelmedik. Yemek yemedin, düşmanlık alameti. Biz sizden ürktük dedi ya. Çok güzel dersler veren bir kelimedir selam kelimesi. Allahu Teala ha onun tam karşısını verin diyor. Peygamber Efendimiz bunun bir de uygulaması var biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam mesela selamun aleyküm diyen birine, esselamu aleyküm diyen birine 10 sevap diyor. Birisi ve aleyküm selam ve rahmetullah diyor. İşte 20 sevap diyor. Ondan sonra bir başkasına esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyor. 30 sevap diyor. Devamı yok canım abartmayın diyor. Peygamber Aleyhisselam birisi geliyor yanına bir sahabesi. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah diyor.
Sonra bir başka sahabe geliyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm, özür dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Peygamber aleyhisselam ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh diyor. Ondan sonra bir üçüncü sahabe geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyor. Peygamber aleyhisselam ve aleyküm selam diyor. Ya Resulullah diyorlar, hepsini artırdın artırdın, bana bir şey artırmadın. Artacak bir şey kalmadı diyor. Yani bu ne? Buradan buna benzer mesela Hud suresinin 40. ayetinden de yola çıkarak İslam alimlerinin çoğunluğun ortak kanaati, Peygamber Efendimizin bu sözünden de ortaya yola çıkarak abartmayın diyor yani. En fazla alacağınız böyle olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat diyor. Sonra yani bir takım kelimelerle selamı uzatmak keyifli olabilir ama işi zorlaştırmaktan başka bir şey de değil. İşi fazla uzaklaştırmayın, zorlaştırmayın, artırmayın diyor bize. Bununla ilgili birçok kural var ama benim konum selam vermek ve almakla ilgili kural anlatmak değildi. Onlara girmiyorum. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Efendim, bir yere giren selam verir. Bir yere giren selam verir. Peygamberimizin öğrettiğine göre. Yürüyen oturana selam verir. Binekte olan, yayan olana selam verir. Efendim, küçük olan büyük olana selam verir. Az olan topluluk, kalabalık olan topluluğa selam verir. Ama bütün bunlar yönetmelik kaideleri değildir. Din çok güzeldir. Dinde yönetmelik kaideleri gerçekten çok azdır. Peygamber aleyhisselam bütün bunları aşan bir şey söyler. Karşılaştığında ilk selamı kim verir? Daha hayırlı olan verir. Bir dakika, yönetmeliğin A maddesine göre sizin sayınız az olduğuna göre falan diye bir uygulamaya girmeyiz yani. Selamlaşmayı ilk başlatan daha hayırlı olandır. Atak davranırız ve daha fazla sevap almaya çalışırız. Burada bırakıyorum. Allah Teala her şeyin hesabını tutar. Bir selamın bile hesabını tutar. O selamın tesis edilmesi için gereken her hamlenin, her hareketin, her ilişkinin de Allah hesabını tutar. Merak etmeyin, hiçbir şey boşa gitmez. Aramızdaki ilişkileri salimleştirmek için, aramızdaki ilişkileri selim hale getirmek için yaptığınız hiçbir çaba boşa gitmez. Mesela karşınızdakinden bir karşılık bulamayabilir. Arkadaşınız o selim olma çabasına selametle karşılık vermeyebilir. Eşiniz vermeyebilir, çocuğunuz vermeyebilir. Unutmayın ki inna Allah ala kulli şeyin hasiben, Allah her şeyi hesap etmektedir. Hesabının karşılığı, fiilinin karşılığını bu dünyada almak Müslümanların, düzelteyim cümleyi, amellerinin karşılığını bu dünyada almak tutkusu, beklentisi Müslümanca beklenti değildir. Öyle bir şey bizi yorar. Öyle bir şey bizi yorar. Bakın, bu önemli bir konu. Konuyu saptırdığımın farkındayım. O yüzden saptırıyorum. İyi bir saptırmadır bu. Dikkat edin. Mesela Yunus suresinde ve benzeri dört ayrı surede Allah Teala peygamberlerine hitap ederken der ki sana onlara vaat ettiğimizin bir kısmını gösterebiliriz de göstermeyebiliriz de der. Senin vazifen değil. Oradan peygamberlere Allah Teala bir şey uyarır. Der ki yaptığın faaliyetlerin neticesini görmek telaşına düşme. Niye? Çünkü yorulursun. Yorulursun yani. Çocuğunu terbiye etmek için yaptığın faaliyetlerin sonucunu görmek tutkusuna kapılma. Yorulursun. Göremeyebilirsin ve vazgeçersin. Yok ya, olmuyor dersin. Toplumu ıslah için çalışırsın, bakarsın. Islah olmuyormuş gibi görünüyor ve yorulursun, vazgeçersin. Öbür tarafa bırak diyorlar. Bu seni ilgilendirmiyor. Sefer bizden, zafer Allah'tandır yani. Sen seferle yükümlüsün. İşini yapacaksın. Allah sonucunu halk eder mi etmez mi? Ona sadece dua ediyoruz. Derse gelirken hazırlanıyoruz. Efendim, kaleminizi, kağıdınızı, not defterinizi alıyorsunuz. Gelmeden önce şöyle bir yarım saat kestiriyorsunuz. Buraya gelince uyuyakalmamak için. Bir 15-20 dakikada olabilir. 10 dakikada kurtarır hocam. Şöyle bir kendinizi toparlıyorsunuz. Mümkünse abdesti soğuk suyla alıyorsunuz. Faziletli olduğu için değil, uykuyu açtığı için. Efendim, ön hazırlıkları yapmışsınız. Kaleminiz, kağıdınız elinizde, not alacaksınız. Dikkatle toplamaya çalışıyorsunuz. Hazırlanıyorum, geliyorum, anlatacağım. Birçok örnek oluşturmuşum. Bunların hepsi seferdir. Gelirken dua ediyoruz. Allah'ım, bu buluşmamızın hayrını, bereketini bize ihsan et diyoruz. Verir mi? Bilmem ki ya. Vermezse de inanıyoruz ki bir bildiği vardır, o yüzden vermez.
kesinlikle haksızlık yaptığı için vermemezlik yapmaz. Ama bu buluşmanın sonucundan hayır doğacak, onu bilmiyoruz. Sadece Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım bu buluşmadan bir hayır halk et diyoruz. Selim meselesi de böyle. Unutmayın, yaptıklarınızın karşılığını Allah hesap ediyor. Hepsinin hesabını verecek. Hepsinin karşılığını göreceksiniz. Bozanlar da bozduklarının karşılığını görecek. 87. ayete geçiyorum. Konumuz devam ediyor. Konumuz yine savaş. Konumuz yine savaş. Barış yanlısı olduğumuzu belirttik. Ama barış yanlısı olduğumuzu belirtmek haksızlıklarla dolu, zalimliklerle dolu, cehaletle dolu, ön yargılarla dolu, tutkularla dolu, paylaşan probleminin çok olduğu bir dünyada çok da karşılık bulmayabiliyor. Çünkü dünya Allah'ın kendisine verdiklerine razı olmayan insanlarla dolu. Başkalarına karşı bağı dediğimiz kelime, bağı, başkalarının hakkına göz diken insanlarla dolu dünya, illa ki savaş olacak. Yani barış yanlısı diyorsam adam anlamıyor, illa güç. O zaman dönüyoruz. Allahu la ilahe illahu. Bu aslında 86. ayetin tamamlayıcısı. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Zaten ona kulluk etmek için bütün bunları yapıyoruz. Savaşmamızın sebebi de Allah, barışmamızın sebebi de Allah. Selam vermemizin sebebi Allah, selam almamızın sebebi Allah. Bununla ilgili çok konuşulması gerekiyor. Bu selam mevzusuyla ilgili konuşulması gereken çok şey var. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. O yüce Allah sizi şüphe olmayan, geleceğinde şüphe olmayan, kesin olan bir gün toplayıp bir araya getirecek. İşte bütün çabamız bunun için. Oraya gittiğimiz zaman kurtulabilmek için. Sizi toplayıp bir araya getirecek ve her yaptığınız ortaya dökülecek. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. Allah'tan daha doğru sözlü kim var? Bu bir soru değil. Bu istifhamı inkari denilen bir cümle biçimi. Allah'tan daha doğru sözlü kimse yoktur. Allah sizi toplayacağım demişse toplayacaktır. Nasıl toplayacak gibi saçma sapan sorular sormayın. İnsanlardan böyle tuhaf sorular geliyor. Hocam ilk insandan kıyamete kadar bütün insanlar, evet bütün insanlar. Hocam bilmem kaç tane milyar insan nerede toplayacaksın? Yani çok tuhaf ilgileri var insanlar. Sana ne diyorum ya, sana ne? Mesela bana okulda çocuklar soruyor, hocam o kadar insan nerede toplayacak diyor. Ya çocuklar size ne? Üniversite imtihanına girecek misiniz? Dedim gireceğiz dediler. Gireceğiz diyorlar. Şu emniyete bakın. Ya bir saat sonrasıyla ilgili hiçbir şey söyleyemediğimiz bir dünyadayız yani. Gireceğiz diyorlar. Hiç merak ettiniz mi? Ya bu kadar öğrenciyi nerede sınava sokacağım? Sana ne? Sınavı yapacağım diyen nerede yapacağını da düşünmüştür. Seni ilgilendirmiyor ki yani. Seninle ilgili kısmına odaklan. Rabbimiz hepimizi toplayacak ve hesaba çekecek ve ayetlerden öğrendiğimize göre de tek tek hesaba çekecek. Şöyle yapmayacak. Tamam mı? 21. yüzyıl Müslümanları toplanın. Toplandılar. Süleyman Şah Salonu'na devam edenler. Böyle itibar yok yani. Bildiğimiz kadarıyla. Tek tek isim isim, anasının babasının ismiyle, başka hiçbir künyesi yok yani. Babasının anasının ismiyle, yani yaratılışa aracılık yapanların ismiyle çağrılacağız ve her birimiz yaptığımızın hesabını, zaten bir dosya açılacak, orada göreceğiz ya. Allah o topladığı yerde herkesin ne hak ettiyse karşılığını aynen verecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kimse yoktur. Bu iş gerçekleşecek. Şimdi geldik savaşa, geri dönüyoruz. Konumuz savaş, kopmayalım. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ. Ne oluyor size? Münafıklar konusunda ikiye bölünmüşsünüz. Allah Teala Müslümanları uyarıyor, sitem ediyor, azarlıyor, hepsi dahil. Ne oluyor size? Münafıklar konusunda ikiye ayrılmışsınız. Bu münafıklar Medine'deki münafıklar değil. Bu münafıklar Medine'nin dışındaki münafıklar. Müslüman olduk diyen, sonra geri dönen, biz sizdeniz diyen, sonra bizden değilmiş gibi davranan, yanımıza gelip, yanımıza bir fotoğraf veren, yanımıza gelip,
yanımıza bir fotoğraf veren, sendenim diyen, sonra dönüp giden ve senin karşıtın işler yapan insanlardan bahsediyoruz. Ya biraz önce yanımdaydın, bizden gün fotoğrafa bakınca benden görünüyorsun. Medine'deydin biraz önce, Medine'ye gelmiştin ve ben buranın bağlılarındanım, buranın mensuplarındanım diyordun. Sonra çektin gittin, karşı tarafa geçtin. Yani Müslümanlara zarar verenlerin tarafındasın. Müslüman mısın? Evet. Orada ne işin var? Müslüman mısın? Evet. Dilin kimin yanında? Benim yanımda. Elin nerede? Yavrun yanında. Bir de böyle tipler var. Dili Müslümanların yanında, eli yavrun yanında. Canım beni de çok ağır olabiliyor bazen yani. Tokatladığında Müslümanları tokatlıyor. Zaten Müslümanları tokatlamak biraz daha kolay oluyor. Çatacaksan mütesettire hanımlara çatıyorsun. Çatacaksan dindar insanlara çatıyorsun. Zaten namaz kılanlar yüzünden bunlar oldu diyorsun. Dönüp bakalım sen bizden değil misin? Ben biz sizdenim ama diye böyle bir ikircikli. Diyorum ya, din benden yana ama durduğu yer Müslümanların karşısında. Gelmişler Medine'ye bir grup insan. Demişler Resulullah Aleyhisselam, biz Müslümanız. Bağlılıklarını ifade etmişler. Sonra yani evlerini özlemişler, işlerini özlemişler, gelirlerini özlemişler, serbest hayatlarını özlemişler. Daha önceki zamanlarda yaptıklarını özlemişler. Sonra ya Medine'de duramıyoruz demişler Resulullah Aleyhisselam'a. Taberi'nin tarihinde anlatılıyor. Duramıyoruz demişler biz Medine'de. Bir izin ver çıkalım bir havalanalım demişler. Medine böyledir diyor Resulullah Aleyhisselam. Demirci körüğü gibidir. Demirci körüğü gibidir diyor. İsini atar, isini atar, işe yarayanını tutar diyor. Bakın, giden için çok telaşlanmayın. Sanki bu benim anladığım mesaj. Gidene telaşlanmayın. Gidene telaşlanmayın. Gidecek olan durmaz zaten. Gidecek olan durmaz. İnsanların Müslümanlaşması için elimizden gelen her çabayı yapmamız gerekiyor mu? Elbette. Niye? Allah bize bunu vazife olarak verdi diye. Bu kadar ama ya, bu kadar. Aman adamlar gitmesin, aman kaybetmeyelim. Aman kaybetmeyelim. Şöyle bir atasözü var. Şöyle de atasözü müdür? Deyiş midir artık? Nasıl bir şeyle karşılayabilirseniz. Benim çok hoşuma gidiyor. Derler ki, yel kayadan ne götürür? Yel kayadan ne götürür? Ne götürür? Sadece toz götürür. Yel kayadan toz götürür. Toz nedir? Zaten kayanın üzerinde öyle arzi durandır. Kayanın asli parçası değildir o. Yel eser gider. Merak etmeyin, rahat olun. Bugünkü rüzgarla gitmese yarınkiyle gidecekti o zaten. Sen durduğun yere sıkı sıkıya yapışmadıysan ben seninle ne yapacağım da yani? Tamam diyor Peygamber Efendimiz, gidebilirsiniz. Gidiyorlar Medine'den bir konak, iki konak. Uzaklaştıkça kalpleri değişmiş demek ki adamdan. Uzaklaştıkça kalpleri değişmiş. Sonra bir mektup yazmış ve göndermişler. Demişler ki biz hala imanımızdayız. Kendiniz neredesiniz? Kendimiz buradayız. Müslümanlarla savaşanların arasındalar, yanındalar. Kimi Mekke'ye dönmüş, kimi kendi kabilesinin, Gatafan kabilesinin, Beni Fezare kabilesinin, hiç bilmem kimin. Yani Müslümanlarla savaşan kabilenin adamları onların arasına dönmüşler. Onların gücü kuvveti haline gelmişler. Bir de mektup yazıyorlar, biz sizdeniz hala değil. Müslümanların kafası karışmış. Şimdi ne olacak bunların imanları, küfürleri, bu adamlar bizden mi değil mi tartışıyorlarmış. Onlar böyle kafası karışık olunca Allah Teala da şu ayeti indirmiş. Suyuti'de, Taberi'de geçen rivayet böyle. Demiş ki Rabbimiz فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَاَتَيْنَ. Ne oluyor size? Münafıklar konusunda ikiye ayrılmışsınız. وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ. Halbuki Allah onları tepe taklak etti. Tepe tak, erkese fiili, rakese fiili mesela gömleğin içini dışına çevirmek demek. Torbayı ters çevirip için dışına çıkartmak demek. Bir şeyi tepe taklak olması demek. İmanla geldiler, içini bir çıkarttın. İç öyle değilmiş. İç öyle değilmiş yani. Üzerlerinde bir Müslüman kıyafeti vardı. Bir çıkarttın, dışına bir çevirdin.
Meğerse içinden çıkan bambaşka bir şey çıktı. Yani en azından şu konuda rahat olmamız gerekiyor. Bir gün içimiz dışına çıkartılsa, ki çıkartılacak, şu mümkün olsa, böyle bir ayet de var biliyorsunuz yani. Bu ayet üzerinde de ayrıca bir durun yani. İçimiz dışımıza çevrilse, yani kalbimiz dışına çevrilse, ya birçok günahımız, birçok tutkumuz, birçok hırsımız görünebilir. Bunların hepsi anlaşılabilir. En azından hiç değilse dışımızda iman, içimizde küfür çıkmayacağını düşünürüz. Ondan eminiz yani, hamdolsun. O konuda rahatız yani. Bazen böyle kendi imanını sorgulayan, acaba ben mümin miyim diyen böyle iyi niyetli insanlarla karşılaşıyorum. Gayret, gerçekten çok gayretli, çok iyi niyetli insanlar. Bir üniversite grubuna ders yapıyorum. Kızın bir tanesi belli ki çok böyle halis duygularla dop dolu. Kesmemiş kendisini yaptığı ameller çocuğu. Böyle konuşmaya başladı ama gözde doldu kalabalığın içerisinde. Ya ben mümin miyim, değil miyim? Hocam işte şöyle yapıyorum, ondan sonra böyle yapıyorum. Ben herhalde mümin değilim falan diye bir öz eleştiri yapmaya kalktı. Ya bu öz eleştiri zaten neyi ele verdi? Kızım hiç oruç tuttun mu diye sordum. Tuttum dedi. Oruç tuttuğunu senden başka kim biliyordu? Bir insan oruç tuttuğunu kendisinden başka kim bilir? Hiç kimse bilmez. Bir hocam var, Allah ona hayırlı ömürler versin inşallah. Hayrının bereketini artırsın. Öyle diyordu. Bir odaya girdiğim zaman böyle hesapsız böyle paldır gibi bir odaya giriverdiğimde içeride namaz kılan birini gördüm mü? Bir mutlu oluyorum diyor. Bir mutlu oluyorum. Niye? Kimsenin olmadığı yerde adam namaz kılıyor. Bu ne? Bu imandır işte yani. Bu imandan başka hiçbir şey gelmiyor. Neyi açıklayacaksınız? Adam tek başına namaz kılıyor. Evet. İçlerini dışına çıkartmış. Vallahi arkasahum. Allah onların içlerini dışına çıkarttı. Onların iman sözleri de reddedildi. Terslendiler onlar. Çünkü Allah Teala onlardan münafık diye bahsetti. Peki niye çevirdin Allah'ım içlerini dışlarına? Bir makese bu. Kendi kazançlarından dolayı. Kendileri bir amel yaptılar. Bu amel onların kendi içlerini dışarı verdi. Bakın çok güzel. Allah içimizi dışımıza, Allah içimizi dışımıza böyle manevi bir mucizeyle, böyle ne bileyim, büyük bir ekranda bir anda hocanın, konuşan hocanın bir anda kalbini herkesi muttali etmez. Bu dünyadaki imtihan sırrına uygun değildir. Peki ne oldu da açığa çıktı? Bir makese bu. Kendi yap, bir amel yaparsın. Bir amel yaparsın ve kendini ele verirsin yani. Kendi kazançlarıyla ellerine verdiler. Neredesiniz? Peygamberle savaşanların yanında. Peygamberle savaşanları destekliyorsunuz. Onları güçlendiriyorsunuz. Peygamberin muhaliflerinin adamısınız. Ama sözün peygamberin yanında. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَحْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ Allah Teala bize soruyor. Allah'ın sapkınlıkta bıraktığına siz mi hidayet edeceksiniz? Hidayet edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bakın bunu daha önceki derslerde söyledik, bir daha söyleyeyim. Bence anlaşılması gereken, bütün Kur'an boyunca anlaşılması gereken en önemli işlerden bir tanesidir. Kur'an'da, hadislerde, bildiğim kadarıyla da Arapça'da, bildiğim kadarıyla diyorum, İman ettirme diye bir fiil yoktur. İman ettirme diye bir fiil yoktur. Kur'an'da yoktur, hadislerde yoktur. İmanına vesile olma vardır. Lütfen buraya odaklanın. Benim anlattığımdan daha güzelini anlayın. Derler ya, dinleyen söyleyenden daha arif olmalıymış. İmanına vesile olmak vardır ama iman ettirme yoktur. Hatta iman ettirebileceğini düşündüğünde Allah Teala peygamberini uyarır. İnneke lem tehdi men ahbebte. Peygamberim diyor Allah Teala. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Allah yehdi men yaşa. Allah dilediğine hidayet eder. İman ettirme fiili yoktur. Peki ne vardır? İman etme fiili vardır. İman bir iştir. Bunu herkesin kendisinin başarması gerekiyor. İman etmeyi başarmak gerekiyor. Şöyle bir şey yok. Duruyordum, ilahi bir lütuf geldi, iman içime giriyor. Öyle bir şey yok. İman bir fiil Arapçada. Amene. İman etti.
İman etti. Bunu yapman gerekiyor. Nasıl yaparsınız? Hepimiz kendimizi gözden geçir. Nasıl yaparız? Bakın anadan babadan gördüklerine, Müslüman dertlerine kaydolunmak aynı şey değil. İman etme bir fiildir ve iman edecek kişinin kendi iç dünyasında bir savaş kazanması gereklidir. Ön yargılarından kurtulabilmesi gerekiyor, şehvetinden kurtulması gerekiyor, cehaletinden kurtulması gerekiyor, bir yerlere körü körüne bağlılığından kurtulabilmesi gerekiyor, inadından vazgeçmesi gerekiyor, kibrinden kurtulabilmesi gerekiyor. Bir iç savaş kazanıyorsun, sonuç iman ediyorsun. Ey Müslümanlar dedi Allah, iç savaşlarını kazanamadıkları için, geçmiş yaşantılarından vazgeçemediği için, memleketinden vazgeçemediği, işinden vazgeçemediği, eşinden vazgeçemediği, zevkinden vazgeçemediği, parasından, makamından, mevkisinden, ön yargılarını, tutkularından, birçok şeyden vazgeçemediği için geri dönen bu adamların kendileri hidayete doğru adım atmadılar. Sen mi hidayet edeceğini zannediyorsun? Yapabilir misin? Yapabilir misin? Yok, yapamazsın adamı. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah'ın sapkınlıkta bıraktığına yol bulamazsın. Kalpler bizim dokunamadığımız, böyle dilediğimiz gibi çekip çeviremediğimiz yerlerdir. Çocuklarımıza dini bilgileri ezberletiriz. Çok kolaydır. Talebelerimize dini bilgileri ezberletiriz. Çok kolaydır. İçselleştirmesini sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. O onun kendi imtihanıdır. Talebeniz ya da oğlunuz ya da arkadaşınız ya da konuştuğunuz kişi içselleştirmişse Allah yardım etmiş, lütfetmiş, önünü açmış ama o da bir iş yapmıştır. O da bir iş yapmıştır. Sen açamazsın o yolu yani. Çünkü kalpler Rahman'ın elindedir diyor Peygamber Efendimiz. Kalpler Rahman'ın elindedir. Bizde yok. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ Sonraki ayete geçiyoruz. Bu münafıklar kendilerinin sapmasıyla yetinmiyorlar. Bir de kendilerinin yaptıklarını iyiymiş gibi sunarlar etrafa. Bir de kendilerini akıllı, kendilerini zeki, kendilerini tedbirli, kendilerini iş bilen, kendilerini hesaplarını yapabilen gibi sunarlar. Ya yol tutmaya başlamışsın, tamam mı? Yani diyelim ki namaza başlamışsın. Efendim, hanımefendi için olsun, tesettüre girmişsiniz, tesettürlenmişsiniz. Bırakmazlar yakanızı bir türlü. Eski hayatına hala seni tutup asılmaya çalışırlar. Ya ben düzgün bir şey yapacağım, esnaf olacağım dedin. Niyet ettim Allah razı olsun düzgün esnaf olmaya. Bu sanayide arabanı rahatlıkla bırakabileceğim bir tane, hiç değilse bir tane elektrikçi olsun dedin yani. Ben olacağım kardeşim dedim. Adamı bir türlü bırakmazlar kardeşim. Gelir derler ki ya gözünü seveyim ya. Alemin doğrucusu sen misin? Alemin doğrucusu sen misin? He desen kendini beğenmişlik olacak. Yo desen adamların tarafına geçmen gerekecek. Her şeye garman çorman yani. Bırakmazlar ki bir türlü yakanı, değişimini tamamlayabilesin, kararının arkasında durabilesin. Niyet ettim Allah rızası için bu aileyi çok çekip çeviren, toparlayan, bütün yükünü çeken, özveriyle çalışan ama aileye bir adaptan olacağım. Bırakmazlar ki. Niye? Sen şey misin? Neyse kötü kelimeler geçirin aklınıza. Sen şey misin? Niye hep sen çekecekmişsin yükü? Bırakmazlar ki şu kararın arkasında bir durabilesin. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا Kendilerinin küfrettikleri gibi senin de küfretmeni isterler. Şunu unutmamamız gerekiyor. Allah'ın dininin dışına çıkanlar, bildikten sonra çıkanlar, bir daha söyleyeyim, altını çiziyoruz. Allah'ın diniyle tanıştıktan sonra geri dönenler, peygamberle, kitapla, imanla tanıştıktan sonra geri dönenler, dönmekle kalmıyorlar. Kendilerini rahatlatabilmek için ne kadar çok kişiyi çekerlerse o kadar avantajlı, o kadar rahatlıyorlar. Böyle bir garip ruh hali var. Bunu okullardaki öğretmen arkadaşlar görmüşlerdir. Öyle olmaz mı? Mesela ödevini yapmayan bir öğrenci okula geldiğinde hala ödev yetiştirmeye çalışan birilerini gördüyse
İki ihtimal var. Kendisi de çabalamaya başlayacak ya da ödev yapan arkadaşlarını engelleyecek. Niye? Ödev yapmayan sayısı ne kadar çoğalırsa onun ödev yapmaması o kadar temize çıkacak. Normal yani. Oğlum niye yapmadın ödevi? Hocam kimse yapmamış ki. Cevap ne kadar net yani. Niye yapmadığının cevabı kimse yapmamış ki. Niye döndün? Bak bir davan vardı, bir inancın vardı. Uğrunda ölünebilecek bir yere gelmiştin. Darül İslam'dı orası. Dünyanın umuduydu orası. Dünya umudunu oraya bağlamıştı. Geldin durdun yanındaydın. Niye döndün gittin? Herkes gitti. Cevap bu yani. Bak falanca da ayrıldı, falanca da ayrıldı, falanca da ayrıldı. Bu mudur cevap yani? Dişe dokunur bir cevap bu mudur yani? Onlar isterler ki bu münafıklar, Mekke'deki münafıklar, Mekke'nin münafıkları bunlar. Sizin de onlar gibi sapıtıp gitmenizi isterler. Fetekûnûne sevâen ve eşitlenmeyi isterler. Çok güzel ama yani de bakın. Senin yanına gelerek eşitlenmiyor. Seni kendi yanına çekerek eşitleniyor. Hepimiz birbirimize benzeyelim dostlar. Tamam kabul. Hepimiz birbirimize benzeyelim. Ne yapalım? Bundan sonra hepiniz haftada hiç değilse bir kitap bitiriyorsunuz. Böylece birbirimize benziyoruz. Güzel olmadı. Hadi eşitleyelim. Hocam ne olacak? Oku. Okumadan da yaşanıyor. Tamam, vazgeçtik okumaktan. Eşitlendik. Arkadaşlar herkes fedakarlık yapsın. Eşitlenelim. Fedakarlar topluluğu olalım. Çok ağır iş hocam ya. Kendi derdine düşmek daha iyi. Kötü de eşitliyorsun. Bu Müslüman tavrı değildir. Müslüman da kendine eşitlemeye çalışır insanlar ama yukarı çekerek yani. Yukarı çekerek eşitlenmekle kendinden vazgeçip aşağı inerek eşitlenmek arasında dağlar kadar fark vardır. Birinde kayıp, birinde kazanç vardır. Birinde cennet, birinde cehennem vardır. Farkındasınız değil mi? Birbirimize benzetiyoruz. İbadetini yapan bir kişiyi yanımıza çekip ibadet yapmamakta eşleşiyoruz. Hassas olanın yanına geçmek yerine yanımıza çekip hassas olmamakta eşitlenmeye çalışıyorsun. Bu tavır bizden bir tavır değilmiş. Bu kötülerin tavrıymış. Eşitlenmek istiyorlar ama yanlış yerde. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ Sakın onlardan kendine dostlar, sırdaşlar, yakın arkadaşlar edinme. Arkadaş edinebilirsiniz. Aynı sokakta yaşıyorsunuz, aynı sitede yaşıyorsunuzdur, aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur. Arkadaş olursunuz. O kadarcık olsun. Veli edinmeyin. Veli kelimesini Türkçe'ye çevirecek kelimemiz maalesef yok. O yüzden bütün meallerde, açıklamalarda onlardan dost edinme diye çevriliyor. Onlara arkadaş edinme, dost edinme çevriliyor. Halbuki Arapça ile irtibat olan arkadaşlar biliyorlardır. Arapçadaki dost, arkadaş kelimeleri veli değildir. Nedir? Mesela sahip kelimesidir, sadık kelimesidir, rafik kelimesidir, halil kelimesidir. Bu kelimeler üzerinden arkadaşlık anlatır. Peki veli? Veli'yi en iyi biz kullanıyoruz aslında. Veli'yi en iyi biz kullanıyoruz. Mesela annesi babası çocuğun velisidir. Nedir yani? Yakınlığından kaynaklanan etkisi vardır üzerinde. Yakınlığından kaynaklanan etkisi, yetkisi vardır. Sakın ha! Böyle tiplerin sizi çekip çevirmesine göz yummayın diyor Allah. Selamlaşın. Aynı yerde çalışıyorsanız selamlaşın. Çayınızı için. Efendim aynı sitede karşılaşıyorsanız aynı yere arabanızı park edin. O geri gel falan değil. Sizin hayatınızı çekip çevirmesine izin vermeyin. Hele ki Müslüman bir devlet Müslüman olmayanların yönlendirmesine girmesin dedi. Hatta yuhacirû fî sebîlillah. Ne zamana kadar bariyerler, engeller koyacağız? Onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar. Allah yolunda hicret etmek o dönem için anlaşıldı. Mekke'den Medine'ye gelecekler. Neyi gösterecek?
Mekke'den Medine'ye neyi gösterecek? Bu hareket neyi gösterecek? Bu hareket tercihini gösterecek. Kimin yanındayımı gösterecek? Bu her zaman böyledir. Müslümanlar nerede temerküz etmişler, nerede toplanmışlarsa orada olacaksın. Onun yanında. Onu destekleyecek, onu güçlendireceksin. Genel anlamda birine dost edineceğiniz zaman da bakacaksınız. Bu adamın imanından kaynaklanan tercihleri var mı? Mesela imanından kaynaklanarak bir şeyleri terk etmiş mi, etmemiş mi? Bunu ben uydurmuyorum. Resulullah Efendimiz ne diyordu? El muhacir. Muhacir kimdi? Men hacera ma nehallahu anhu. Muhacir Allah'ın nehyettiklerini terk edendir. Bir adamın imanından dolayı terk ettiği bir şeyler görülebilmeli hayatında. İmanından dolayı terk ettiği bir para olur, imandan dolayı terk ettiği bir çıkar olur, imandan terk ettiği bir zevki olur, bir belde olur, bir yer olur. Bir tercih göstersin yani. Ha o zaman bizdendir diyeceğiz. Bakın amelinden dolayı reddettik, amelinden dolayı kabul ettik. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer döner giderlerse فَهُذُوهُمْ Bu dönüp gitmeleri gavurun yanına gidiyorlar. Gavurun safına katılıyorlar. Müslümanlara karşı savaşıyorlar. O zaman فَهُذُوهُمْ Siz de onlara karşı yerinizi tutun. Onları yakalayın. وَقْتُلُوهُمْ Onları öldürün. حَيْسُ وَجَتْتُمُوهُمْ Nerede bulursanız. Yani çıkıp Konya caddelerinde efendim insan avına başlayacaksınız anlamına gelmiyor değil mi? Eğer Müslüman bir devlet varsa, Müslüman bir devlet bir takım savaşlara girmişse, savaşını ilan etmiş düşmanlar varsa, bunu geçen derste söylemiştim, sıkıcı olacak belki ama bir kez daha hatırlatıyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem karma karışık, fikirlerin dolaştığı bir dönem. İslam dininde Peygamber Efendimiz'in doğduğu, özür dilerim, Peygamber Efendimiz'in cihat emrini, iznini aldığı günden bugüne kadar savaş ancak devlet işi olarak görülmüştür. Kafasına esenin bireysel faaliyeti değildir. Bunun hiçbir karşılığı yok. Sadece içinde bulunduğumuz yüzyılda tuhaf bir davranış olarak ortaya çıktı yani. Onun dışında ne tarihimizde, ne fıkhımızda, ne Hazreti Peygamber'in hayatında, ne Kur'an'da öyle bir şey yoktur yani. Savaş devletin işidir. Allah Teala dedi ki Müslüman devlet, ey savaşa girdin. Savaşa girdiğinde senin karşına geçen düşman askerinin içerisinden birisi bir zamanlar yanındaydı falan diye tereddüt geçirme. Onlarla savaşın. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Sakın onlardan hiçbirini kendine veli ve yardımcı edinme. Sırtını onlara dayamayacaksın. İkircikli davranan, nerede duracağı belli olmayan bir Müslümanı veya Müslüman grubu her an satmaya hazır tiplere sırtınızı dayamayın dedi Allah. Yardımcınız Allah'tır, veliniz Allah'tır. Ayette ifade ediyordu ya اِنْ تَنْسُرْكُمُ اللّٰهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Başka bir ayette Allah Teala kendisinden bahsederken yine diyordu. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Rabbimiz içi mümin, dışı müslim Allah'ın razı olduğu şekilde bir hayat yaşayıp huzuruna çıktığında kolay hesap vereceğimiz bir hayat yaşamayı nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.